Yahudi atasözleri var. Bugün programa bununla başlamak istiyorum. Hem eminim ki bazılarını duymamışsınızdır. Geçen bir iki gün önceki yayınımda Çin atasözleri vardı. Şimdi de Yahudi atasözleri var. Hakikaten enteresan atasözleri gördüm. Mesela biliyorsunuz çalışkan ve zeki insanlar üşengeçlik yoksulluğun kardeşidir. Bir Yahudi atasözüymüş. Bir el diğerini yıkar, ikisi de yüzü yıkar. Çok hoş değil mi? Diyor ki Yahudi zengin yaşar, yoksul ölür. Ahırında atı olan yaya gitmekten utanmaz diyor. Ne kadar güzel bir söz. Ben bunu çok beğendim, çok sevdim. Ahırında atı olan yaya gitmekten utanmaz. Bu da çok güzel bir söz. Diyor ki Tanrı çeneye göre sakal verir. Çok daha güzel bir laf. Otomatik pıt pıt evet dedi. Ha ya şey mi atasözüne evet değil mi? Çok eğilen kıçını gösterir diyor. Yani bizim bunu çok daha güzel tarif eden bir atasözümüz de var. İşte nokta kadar menfaate virgül gibi eğilme diyor ya. Evet, çok yaşayan çok bilir diyor. Ah, bu da çok güzel. Diyor ki sana yalvarana git, kovana değil. Zaten kovanın içinde yani yanında ne işiniz olur ki? Ay evet, bu çok güzel. Diyor ki anne yoksa baba da yoktur diyor. Doğru değil mi? Hakikaten öyle. Anne yoksa baba da. Anne yoksa her şey dağılıyor. Bir evde anne yoksa kimse olmuyor. Evi bütün çekip çeviren anne oluyor. Nazım abimiz babamı Mandrake iyi yayınlar dedi. Sağ olun. Yayınımıza hoş geldiniz. Sayımsızlar diyor. Çamur ve zengin leke tutmaz diyor. Bakın bu çok çok güzel bir söz değil mi? Çamur ve zengin